Arkadaşlar, Gazze'de bir soykırım gerçekleşiyor. Gerçekten korkunç bir soykırım. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman kenti Dresden savaşın sonlarında korkunç bir bombardıman gördü. Daha savaş bitmeden Amerikan ve İngiliz kamuoyunda ya bu kadar da olmaz denmişti. Evet, Gazze Dresden'den daha fazla bombalandı. Gazze'de ölen insan sayısı Yugoslavya İç Savaşı'nda ölen insan sayısından günlük bazda daha fazla. Dünyanın birçok yerinden daha fazla, birçok savaştan daha fazla. Ve iktidar Filistin bizim milli davamız diyor. Mersin limanından savaş başladığı günden bu yana İsrail'e Hayfa limanına giden gemilerde de hiçbir azalma yok. Buradan görüyoruz. Bu nasıl Filistin'in yanında olma? Siz samimi değilsiniz. Siz Türk halkına karşı dürüst değilsiniz. Siz Filistin halkına karşı dürüst değilsiniz. Siz Gazze'lilere karşı dürüst değilsiniz. Siz dünyaya karşı dürüst değilsiniz. Bir ülkeye tavır koyduğunuz zaman bu ekonomik ambargo ile başlar. Bakın Türk-Rus ilişkileri uçağın düşürülmesinden sonra gerildi. Ne yaptı Ruslar? Hemen ekonomik ambargo koydular. Bizden domates bile almadılar. Uçak düşürülmesiyle domatesin ne ilgisi var? Ama öyle. Eğer siz bu savaş devam ederken İsrail'le ekonomik ilişkileri arttırarak devam ediyorsanız samimi falan değilsiniz. Sizin Filistin diye de bir davanız yok demektir. Ve görüyoruz ki partilileri tarafından dünya lideri olduğu sıklıkla ifade edilen Erdoğan dünya siyasetinde çok fazla konuşuluyor olmanın önemli olduğunu ve etkili olduğunu düşünüyor. Oysa dünya siyasetinde isminden bahsedilmek sonuç doğurmadığı takdirde hiçbir öneme sahip değildir. Ve eğer gidip Putin'in kapısında kapalı kapıların ardında bekletiliyorsanız dünya lideri değilsinizdir. Dünya liderleri Rus sarayında kapının önünde bekletilmez çünkü. Dünya lideriyseniz Amerikan Başkanı Trump size hakaret eden mektup yazamaz. Yazmaya cesaret edemez. Yazarsa misliyle mukabele edersiniz. Edemiyorsanız dünya lideri değilsinizdir. Bu tem bu canda olduğu sürece Rahip Branson'u bırakmıyorum deyip Amerikan Başkanı'nın iki açıklamasıyla kur fiyatları oynadığında Rahip Branson'u bırakıyorsanız ve FETÖ'yü alamıyorsanız dünya lideri değilsiniz demektir. Evet, siz dış politikada büyük ancak başarısızlıklara imza atmışsınız. Ve şimdi bu başarısızlıklara yeni başarısızlıklar ekleniyor görüyoruz. Yunan Dışişleri Bakanları Ege'de ve Doğu Akdeniz'de münhasır bölge, ekonomik münhasır bölge ve kıta sahanlığı meselesini konuşacaklarmış. Arkadaşlar, bu konu bile bir mağlubiyet biliyor musunuz? Bu konunun konuşulması bile bir mağlubiyet. Bizim Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de ekonomik münhasır bölge ve kara suları konusunda konuşacak hiçbir şeyimiz yok ki. Neyi konuşuyorsunuz siz? Mavi vatan değil miydi burası? Vatanı mı konuşuyorsunuz? Vatanın sınırlarını Yunanistan'la birlikte mi çizeceksiniz? Siz Ege'de Yunan ordusu tarafından işgal edilen adaları konuşmayın. Ondan sonra gelin Yunanlılarla Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarımızı tartışın. Kıbrıs'ta artık mezara gömülmesi gereken federasyon projesine geri dönün. Arkadaşlar işte bu dış politikadaki somut başarısızlık ve geri adım atmaktır. Fener Rum Patriği kendisine Cihan Şumul, ekümenik patrik diyor. Oysa Fatih kaymakamına bağlı bir papazdır, daha fazlası değil. Ve bu zat Atina'da bir toplantıya katılıyor. Bu toplantıda Gökçeada'nın Rumlaştırılması konusu işleniyor. Ve bu konuda Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, hiçbir bakanlık bu zata dönüp de veya Fatih Kaymakamı sen ne yapıyorsun diye soramıyor. Üstüne üstlük açıklama yapıyor. Diyor ki Erdoğan talimat verdi, Heybeliada Ruhban Okulu'nu açıyoruz. Nasıl açıyorsunuz? Türkiye defaatle İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne bağlı olarak açabilirsiniz demiş olmasına rağmen bu teklifi reddettiler. Hayır dediler. Biz Türkiye'de hiçbir kuruma bağlı olmak istemiyoruz. Ve şimdi Türkiye'de hiçbir kuruma bağlı olmadan Ruhban Okulu'nu açıyorlar. Oysa Türkler Yunanistan'da kendi müftülerini seçme hakkına sahip değiller. Yunan devleti buna izin vermiyor. Bu Yunanistan önünde diz çöküşlemektir. Ve dün görüyoruz ki Uludağ Üniversitesi'nde konuşma yapan TRT Genel Müdürü gelecek sene diyor İran'ın canını sıkacağız. O tür yayınlar yapacağız. İnanılır ki değil. Nasıl bir gaflet. Demek ki bundan sonra Erdoğan
hükümeti İran'a karşı İran'ı rahatsız edecek bir siyaset izleyecek. Bugünlerde İran'dan en fazla rahatsız olan ülke hangi ülke? İsrail. Hangi ülke? Amerika Birleşik Devletleri. Görüyoruz ki Erdoğan şimdi İran'a karşı İsrail'le aynı safa girmiş oluyor. Ve değerli arkadaşlar, işte son günlerde gündeme gelen açılım, yani terörle müzakereler ve anayasa değişikliği de ancak bu çerçevede değerlendirilirse anlaşılır. Önce ilk açılım dedikleri terörle müzakere nasıl başladı, bunu hatırlatmak istiyorum size. 2009 senesinde PKK ile açılım konusunun pişirildikten sonra gündeme taşınması başladı. Temmuz ve Ağustos ayından itibaren de açılımın kamuoyuna deklare edildiğini hatırlıyoruz. 2009 senesinde iki olay daha oldu. Bunlardan birisi Türkiye-Suriye sınırından mayınların sökülmesi girişimiydi. Erdoğan sınırdaki mayınların sökülmesi işini bir İsrail firmasına vermek istedi. Bu İsrail firmasına verilecek 400 metre genişliğindeki 600 kilometreden daha geniş bir uzun bir alana yayılan sınırımız da mayınlara söken firma 49 yıllığına burada organik tarım yapacaktı. Şimdi buna inanmak için herhalde çok saf olmak gerekir. Ya İsrail sınırımızda organik tarım yapacak. Hormonsuz domates yetiştirecek. Şaka gibi değil mi? Bunu savundular. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri adım attılar ama sınırımızdan mayınları söküldü. 2009 yılında bir şey daha oldu. Fransız Dışişleri Bakanı İngiltere'ye gitti. İngiliz Dışişleri Bakanı ile görüştü. İngiliz Dışişleri Bakanı ona dedi ki, biz Suriye'de bir istikrarsızlaştırma programı yürürlüğe koyduk. Eşar Esad rejimini devireceğiz. Bize katılır mısınız? Fransızlar reddettiler. Ama bakın 2009'da bu üç hadisenin bir araya gelmesinin bir nedeni var. O da şu. Beşar Esad'a karşı kullanacakları en önemli güçlerden bir tanesi de Suriye'deki PKK'ydı. Ama bu gücü kullanabilmeleri için Türkiye'de PKK ile mücadelenin sona erdirilmesi gerekiyordu ki PKK güçlerini Türkiye'den çekip Irak'a, Irak'tan da Suriye'ye yollayabilsin ve o noktaya konsantre olabilsin. Üstelik Türkiye-Suriye ilişkileri iyi olduğu takdirde Esad'a karşı yapılacak bir istikrarsızlaştırma politikası başarısız olacaktı. Yani amaç Türkiye ile PKK arasında bir uzlaşma sağlamanın ötesinde Suriye'de başlatılmak istenen iç savaş ve iç savaşta tarafların belirlenmesiydi. 2011'de iç savaş başladı ve AKP, PKK, PYD'yi Suriye'de müttefiki kabul etti. PYD'nin başkanı Türkiye'de kırmızı halıyla karşılandı. Arkadaşlar şimdi ikinci açılım dedikleri terörle müzakere süreci başlıyor. Ve anayasada yapılmak istenen değişikliğin iki nedeni var. Bir, Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı olmasını sağlamak. İki, bu anayasa değişikliğine referandumda evet oyu alabilmek için HDP'nin demin desteğini almak. Ama bir üçüncü neden daha var. O da İran'da çıkartılacak bir iç çatışmada İran rejimine karşı kullanılacak PKK'nın Irak ve Suriye'de elini rahatlatıp bu PKK'lı unsurların İran'a geçişini sağlamak. Bakın şu anda Irak'ta PKK'ya karşı kilit pençe operasyonu devam ediyor. Kilit pençe operasyonu devam ettiği takdirde Irak'tan İran'a bir tane PKK'lı gidemez. Şu anda Türkiye'nin Suriye'ye yönelik baskısı devam ediyor PYD bölgesine. Bir tane PYD'li İran'a gidemez. Ama içeride PKK ile müzakereler tekrar başlarsa, bir Suriye'deki PYD bölgesi PKK ile yapılacak müzakerelerin parçası olur ve orası meşrulaşır. İki, buradakiler de İran'a yapılacak bir ayaklanmaya dahil olmak üzere rahatlıkla yukarıya çıkardı. Evet, işte bütün bunları doğru gören, doğru tespit eden ve Türk halkını uyaran bu gelişmeler karşısında bir tek Zafer Partisi var, siz varsınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin son kalesi olan Zafer Partisi, anayasanın ilk üç maddesini, yine dördüncü madde biliyorsunuz ilk üç maddenin garantisidir. Ama ilk üç maddenin bir garantisi daha var, dördüncü madde dışında. Nedir o? O da Türk milletinin kendisi. Ve bu anayasa Türk milletine emanet edilmiştir. Korumak Türk milletinin görevidir.
ve tekrar ediyoruz. 333 değil 633 oyla bile anayasanın ilk 3 maddesini değiştiremezsiniz arkadaşlar. Biz bu maddeleri kurşun kalemle, dolma kalemle, tükenmezle yazmadık. Biz bu maddeleri İstiklal Harbi'nde Türk süngüsü ve Türk kanıyla yazdık. Bu milletin elinden devletini alamazsınız. Bu milletin elinden ülkesini alamazsınız. Aldırmayacağız. Anayasamızı sonuna kadar savunacağız. Diyorlar ki parlamentoda yoksunuz. Evet parlamentoda yokuz. Ama buradan tekrar açıklıyorum. Bütün sokakları, bütün meydanları parlamento yaparız. Ve nasıl İktidar ve muhalefet partileri tarafından konuşulmayan, susulan Türk milletinin direnç gücünü adeta kırmak, Türk milletine bu işgali kabul ettirmek için uygulanan ortak politikayı dağıttıysak Zafer Partisi olarak anayasamıza yönelik yapılan ve Türk milletinin Anadolu üzerindeki egemenliğine son vermek isteyen saldırıyı da aynı şekilde dağıtacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Zafer Büyük Türk Milleti'nin olacak. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.